Zeytinköy mahallesinde dün başlayıp iki kez yerleşim yerlerine sıçrayan yangın saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ederken yanan ev sayısı da 61'e çıktı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız da Zeytinköy'e gelerek İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Numan Öksüz ve yetkililerden bilgi aldı. Açıklama yapan Yıldız, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmaları yapıldığını belirterek şunları söyledi. Yangında en büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Özellikle dün gece saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler tekrar mahallemize girdi. 61 evin tamamen yanmasına neden oldu. Bu arada ilk tespitlerimize göre 7 büyükbaş, 6 küçükbaş hayvan ve 3 eşek telef oldu. Bölgede arıcılık yapılıyor. 11 bin kovan bulunuyor. Bunlardan 1500 arı kovanı tamamen yandı. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için acil olarak çalışmalara ve hasar tespitine başladık. Kısa zamanda maddi yardım yapacağız. Bugün bölgeye çadırlarımızı kuruyoruz. Yarından itibaren konteynerlarımız gelecek. Yangın da şu anda kontrol altında, rüzgardan normale döndü. Karadan ve havadan söndürme ve soğutma çalışmalarımız sürüyor, dedi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kontrol altına alınan yangında 300 hektarlık orman alanı ve 400 hektarlık tarım arazisinin yanarak kül olduğunu, toplamda 700 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti. Ayrıca yangına 4 uçak, 13 helikopter, 152 arazöz, 14 dozer, 750 personel, 48 teknik eleman, 400 asker ve vatandaşın müdahale ettiği belirtildi. Hızlı bir şekilde evlerinizi tahliye edin. Evlerinizi boşaltın lütfen.